Biz muhtarımızı seviyoruz. Evet, hakkımızı seviyoruz. Anamızı istiyoruz. Adalet istiyoruz. Biraz çabuk olalım yani. Hürriyet muhtarı Fatma Tunçezer Hanım. Ben 55 yıldır burada yaşıyorum. Hamze Bey'den buraya gelin geldim. Ve dolayısıyla mahallemle çok iç içe ilişkiler içindeyim. Bundan önceki 4 muhtarımızı da tanıyorum. İlk etapta Ahmet abimiz vardı. Sonra Vahdettin abi. Daha sonra Mesut abi rahatsız oldu. Ve semtimin ve kendisinin de doğrultusuyla 15 günde geçen dönem 2019'da mahallemin seçimiyle muhtar oldum. 5 yıl içinde hep birlikte güzel bir şekilde el ele aile gibi herkes bana anne der. Küçük de büyük de hepsi o şekilde hitap ederek 5 yılı geçirdik. Covid'de, depremde, her şeyde güzel el ele ve çok iç içe olduk. Herkesin çok sevdiğine inanıyorum ve şimdiki yerel seçimlerimizde 31 Mart 2024'te tekrar aday olmamı ısrarla istenildi ki ben de zaten hevesle istedim ve girdik. Nitekim bizim seçmen şeyimiz 3713'tü ama katılım da olmadı tabii. 2650 katılımla 1600 oy aldım. Diğer 4 adayımızda ben 5. aday oluyordum ve o vesileyle 10'da 6 oyu almış oluyorum. Şu anda da matbaamın hatasıyla bir boza kelimesi yazılmış. En son hatta o son dakikada bir arkadaşla değişerek bir azamızı aldık. Planlanmıştı, bitmişti azalarımız. Çünkü yüzlerce kişi aza olmak istiyor. Yıllar önce babası tatlıcıydı. Babası Tatlıcı Ali abi diye anılırdı. Ama çok geçmişti. 80-90'lı yıllarda. Nitekim vefat etti. O da lakap olarak boza kaldı. Yani çocuklar arasında gençliğinde küçük çocukluğundan itibaren boza. Bu da bu boza ibresine hoşuna gittiği için matbaaya broşürde, sadece reklam broşüründe geçmesini arz etmiş. Orada geçildi ama diğer pusulalarda asla ne ben ne o teklif etmedi. Matbaacının da gözünden kaçarak bu ibre pusulaya yazılmış. Biz de fark edemedik. Son 2 gün kala olduğu için o heyecanla o gün teslim ediyoruz. Seçim başlayacağı zaman zaten her aday bir pusulasını sunar. Seçim başlamadan önce sunuldu. Azalarımın ikisi sundu. Herhangi bir sıkıntı görülmedi. Biz farkında bile değiliz. O anda bile değildik. Seçim başladı. Nitekim bilmiyorum saat olarak neden sonra bir tutanak olduğu söylenildi. Ben tekrar hani bana iletilmedi, edilmedi. Ağızdan ağza yani söylenti olarak duydum. Ki bana net bir şey söylenilseydi ya da bilmiyorum bir tutanak tutulmuş denilseydi ben o esnada belki yine de bastırabilirdim, değiştirebilirdim. Farklı olanaklar olabilirdi. Ben itirazımı yaptım. Red oldu. Yani o bir suç ve hataymış bilemiyorum. Ben zaten bilmeyerek oldu. Tekrar şu anda Yüksek Seçim Kurulu'na tekrar müracaat edeceğim. Hakkımızı arayacağız. 1600 vatandaşımın iradesi içe sayıldı. Benim gururum, onurum, her şeyim, mutluluğum elimden alınmak isteniliyor. Ben mahallemde çok mutluyum. Onların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Tek bir isteğimiz var. Demokrasinin gereği oyumuzu kullandık. Oyumuzu kullandığımız için oyumuza sahip çıkmak istiyoruz. İkincisi, şayet bu problem varsa akşamleyin sandık sonuçlarında seçimlerde ıslak imzalı alınan tutanaklarda bu oylar niye geçerli oldu? Biz sadece bunu sorguluyoruz. Sandık görevlisiydim. Değerli muhtarımızın 151 oya 44 oy en yüksek alan 4 adaydan 44 oy alan var. Ne demek bu? %200'ünü kazanmış bir sandıkta muhtarımızı geri istiyoruz. Ben sandık görevlisi olarak bunu söylüyorum. Mahalle sakini olarak. Yani muhtarımızı çok seviyoruz. Çok iyi katkıları var mahalleye. İlgileniyor ya. Bir telefonda sorunumuzu çözüyor. Direkt lambasında yanmadığı zaman telefon ediyoruz. 2-3 saat sonra lambamız yerine geliyor yani. Biz muhtarımızı geri istiyoruz. Biz Hürriyet Mahallesi'nin yaşantı insanlarız. Biz muhtarımızdan çok mutluyuz. Biz muhtarımızı geri istiyoruz. Adalet olsun, doğruluk olsun, her şey güzel olsun. Gayet memnunuz çalışmalarından, bizi yönlendirmesinden, çözüm bulmasından, çözüm üretmesinden. Gerçekten çok memnunuz. Hani seçmenlere de aynı keza. Hani adaletin yeni bulmasını istiyoruz. Çok saçma sapan bir sebepten buraya kadar geldi iş. Haklının yerini bulmasını istiyoruz. Başka hiçbir şey istediğimiz yok.